çiçek severler. Bazıları çiçeği tanıdı bile. Nedir bu çiçeğin ismi? Horoz ibiği. Hem de fuşya pembesi renginde. Başka renkleri de olabilir. Kırmızı, sarı, kayısı, altın, turuncu, mor gibi renkleri de vardır. Açıkçası altın renginde edinmek isterim. Çünkü fuşya pembesi de çok cazibeli bir renk, kendini gösteren bir renk. Altın renginin de öyle olacağını düşünüyorum. Şimdi bu çiçekler kadifemsi, ibiğimsi, buruşuk başlı, sıkı yapıda, böyle küçük demetler halinde. Sanki böyle hani kırdan topladığınız çiçek demeti gibi. Bu çiçek bol güneşli ve sıcak ortamı seviyor. Düzenli olarak sulamak gerekiyor. Köklerinin sulu, nemli kalması lazım ama çok da sularsanız çiçeği kurutup çürütebilirsiniz. Tam böyle kararında hafif nemli bırakarak yaşamasını sağlayabilirsiniz. Çok dik güneş almaması lazım. Yani Temmuz ayında güneşin dik ışıklarına maruz kalmaması lazım. Hafif gölgeli, aydınlık yerleri seviyor. Her türlü toprakta, özellikle kültür toprağında çok rahat yetişebilir. Bu çiçek türünün birkaç çeşit çiçek şekli vardır. Bunlardan bazısı alev şeklinde, bazısı püskül halinde, bazısı da horoz ibiğine benzer şekildedir. Genellikle çiçekler dik durur ve yukarı doğru büyürler. Belli bir zaman sonra da bu çiçekler solmadan önce tepesinde tohumlar vermeye başlar, siyah siyah. O tohumları saklayıp tekrardan aynı horoz ibiği çiçeğini elde edebilirsiniz. Tohumları toprağın 2-3 santim altına ekeceksiniz. Çok fazla derin olmayacak. Hatta böyle parmağınızda ufak çukurlar açabilirsiniz. Oraya bırakabilirsiniz. Özellikle Nisan ayında çoğaltabilirsiniz. Temmuz, Haziran, Eylül aylarında da çiçek açabilir. Tohumlarıyla büyüyen bu çiçekler 20 santime kadar büyüyebilir. Ancak 20 santimden sonra sarkmalar başlayabilir. Çoğu da bir araya gelerek püskül oluşturuyor zaten. Bitkinin kendisini soracak olursanız, bitkinin kendisi de 60 ile 90 santime kadar uzayabiliyor. Bu bitki bahçelerde, saksılarda, sıradan gerçek topraklarda yabani ot gibi gelişmeyi severler. Yetiştirmesi kolaydır, hatta hiçbir özen istemez. Sıcağı seven bir bitki, soğuktan hoşlanmıyor. Eğer çok soğuğa maruz bırakırsanız yaprakları buruşur, biraz solgun gözükür ve mutsuzlaşır. Onu zaten halinden anlarsınız. Salonu böyle dekoratif bir bitkiyle süslemek, özellikle bu kadar güzel çiçekleri olan bir bitkiyle süslemek, inanın çok mutluluk verici. Sizler de horoz ibiği edinmek ve bakmak isterseniz birçok rengi var. En beğendiğiniz rengi edinebilir ve benim yaşadığım keyfi yaşayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hayırlı günler diliyorum.